Bu basit bir iple her tarafta yatırabileceğimiz ve hayvanın hiçbir zarar, hiçbir eziyet almadan yatırabileceğimiz bir teknik. Ve ülkemize de basın sayesinde çok yaygınlaşmaya başladı. Ve bu yolla insanların yaralanma, yani yatırırken kol kırılmaları, ayak kırılmaları, işte ya da ciddi anlamda hastanenin, acillerin dolmasını engellemiş oluyoruz. Ne kadar çok halkımız bunu öğrenirse o kadar az yaralanırlar ve başlar az derde girerler. Mutlaka öğrensin de. Çok basit bir yöntem. İşte daha önce söylediğim gibi baştan bağlıyorsunuz kördüğüm. Boynundan hareketli, göğsünden hareketli ve kasıklarını hareketli. Üç düğüm. Yalnız ipi sağlam olmasına dikkat etsinler. Bir de bir yere bağlasınlar. Başka bir şeysi yok. Kısa mesafe bağlanıyor. Evet. İki kişiyle çekiyorsun, hareketsiz. O kadar. Hareketli. Çok çok kolay bir yöntem. Peki bu yatırma yöntemi bu kadar kolay. Bir de pandemim var. Kurbanı keserken eldiven vesaire nelere dikkat etmek lazım? Şimdi mutlaka mesafeleri koruması gerekiyor. Ve işte maske ve iki mesafe arasını çok iyi korumaları gerekiyor. Eldivenleri de dikkat etsinler. Çünkü insanlar hijyenik kurallara mutlaka uyusunlar. Herkes sağlıklı kalsın. Bizim bütün temennimiz o. Sabunu suyu eksik etmişsiniz. Her zaman. Her yerde. Başından bağlıyoruz. Başından bağlıyoruz ama kör düğüm atıyoruz. Evet. Şimdi sağlam bir yere bağlıyoruz onu. Yalnız yatacak kadar bir mesafe bırakıyoruz. Bağlar mısınız onu oraya?
Yatacak adamı mesafe bırakıyoruz. Tamam, evet. Tamam. Evet. Ondan sonra başına köprü bağlıyoruz. Önce sağlam olarak bağlıyoruz onu bir yere. Yani direk olur, başka bir şey olur. Ondan sonra yalnız yatacak kadar bir mesafesi olsun. Daha sonra bizim ipi boynuzuna kör düğümü yapıyoruz. Kör düğüm. Daha sonra uzatıyoruz ipi ve boynun altına alıp karşı taraftan komple geçirmesini istiyoruz. Ve geçiriyor. Boynuna bir tane düğümü kattık. Şimdi bir tane daha. Bunlar yalnız hareketli düğümlükler. Tekrar alttan veriyorum. Evet. Ön kolun arkasından. Ve aradaki fazla ipi şey yapıyoruz. Uzaklaştırıyoruz. Evet. En son arka ayakların ön tarafından gene hareketli bir düğümü koyacağız. Evet. İki tane gövdesinden geçiriyoruz. Üç tane. Üç tane yapıyoruz. Üç tane. Ve ondan sonra çok kolay bir şekilde yaptığını göreceğiz. Yalnız yatırmadan önce şu boşlukları alalım. İpin boşluklarını. Şimdi arkadaşlar yatıracağız. Göreceksiniz. Fuat çık oradan. Şimdi. Evet. Gel. Bu şekilde hareketsiz kalıyor. Tabii. Ayaklarını bağlayayım. Evet. Tamamdır başkan bu. Ben anlamadım.